Hocam. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba hocam. İyiyiz öğretmenim. Nasılsınız? İyiyiz öğretmenim hocam. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim gençler. Yoklama bölümüne hatırlat yazın arkadaşlar. Chat bölümüne direkt o şekilde yoklamayı almış olalım. Şu anda 13 kişiyle derse başlamış olduk gözüküyor. Gelen arkadaşlarımızı kabul edeceğiz daha. Evet, bugün ikinci üniteyi anlatacağım arkadaşlar. Normalde daha önce işlemiştik ama bir tekrar amaçlı ikinci üniteden başlayacağım. Daha önce bir ve biri iki part halinde bitirmiştik daha doğrusunda. Etkinlikler de yapmıştık. Bugün ise planımızda arkadaşlar ikinci ünite ve bunlarla ilgili etkinlikler var. Daha sonra ilerleyen vakitte zamanımız kalırsa daha doğrusu birinci üniteyle karışık karma sorular da çözeceğiz. Şu anda yoklamaya isim yazın gençler. 3-4 arkadaşımız yazmış. Sayımız şu anda 14. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet buyurun gençler. Şey hocam ben son ders kala yazmıştım. Green screen mi kullanıyorsunuz hocam? Yani böyle arkanızda şey var da böyle merak ediyorum. Yo normal Zoom'un verdiği bir ayar arkadaşlar. Oradan seçiyoruz yani arka planı. Sizler de seçebilirsiniz. Zoom'un verdiği bir şey mi hocam? Evet gençler Zoom üzerinden dersi yaparken zaten Zoom buna izin veriyor. Yani sizler de isterseniz seçebiliyorsunuz hatta. Tamam hocam merakım geçti ama çok güzel yani çok gerçekçi. Teşekkür ederim. Yoklamaya isimleri unutmayın bu arada. Şu anda çok az kişi isim yazdılar. Peki derse ben geçiş yapalım arkadaşlar. Hemen ünitemizin adı sporlarla ilgili. Önce kelimeleri vereceğim arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi jogging, hafif tempoda koşmak gençler. Bir diğeri handball, Türkçesi zaten yine handball arkadaşlar. Swimming, yüzmek. Skink var arkadaşlar, kayak yapmak. Baseball, Türkçesi zaten yine baseball şeklinde geliyor. Futbolu soccer olarak da görebilirsiniz arkadaşlar. En azından burada soccer'ı da görürseniz şaşırmayın. Soccer diye de yazılır gençler. Bir diğeri cycling yani bisiklete binmek, bisiklet sürmek. Ride a bike'la yine aynıdır arkadaşlar. İkisini yine görebilirsiniz. Yine şaşırmayınız. Bir diğeri trekking gençler. Bu doğa yürüyüşü demek. Bir de hiking var. Bu da dağ yürüyüşü. Yani ikisinin de yürüyüş olduğunu aslında hafızanızda tutarsanız olay çözülecektir diye düşünüyorum. Bir diğeri gençler ice skating var. Yani buz pateni arkadaşlar. Evet çok güzel. Bir diğeri climbing. Bu da tırmanmak arkadaşlar. Burada ise bowling var. Evet table tenis dediğimiz yani masa tenisi gençler. Evet Ravza da şu anda geldi. Onu da kabul edelim hemen. Evet yeni gelen arkadaşlarımız isim yazsın gençler. Şu anda Ravza katılmaya çalışıyor ve katıldı. Wrestling var arkadaşlar. Bu ise güreş. Evet. Burada basketbol zaten gördüğünüz gibi. Bir diğeri skateboarding yani kaykay gençler. Tenis var. Bir de table tenis olarak ikiye ayırmıştık. Hatta masa tenisi ve normal tenis olarak. Burada voleybol var arkadaşlar. Burada ise roller skating yani paten kaymak. Evet section 2 dediğimiz yani part 2'de bölüm 2'de arkadaşlar sporları bölümlere ayıracağız. Bunlardan bir tanesi individual yani bireysel arkadaşlar. Tek başımıza yaptığımız sporlar. Bir diğeri arkadaşlar team sports var. Bu da takım sporları yani tek başımıza değil de işte arkadaşlarımızla veya farklı insanlarla yaptığımız takım sporlarından bahsedeceğiz. Bir diğeri indoor kapalı arkadaşlar. Evet, kapalı alan sporları. Çok güzel. Kapalı alanda yapılan etkinlikler, aktivitelerin hepsi arkadaşlar. Evet bir de outdoor var. Bu da açık alanda yapılan tüm sporları kapsıyor gençler. Şu şekilde de bireysele bir tane resim çizdim. Team'de birden fazla arkadaşımızla oynadığımız oyunların hepsi takım oyunları. Indoor kapalı alan söylemiştiniz zaten. Bir de outdoor arkadaşlar açık alanlarda yapılan sporlar ve etkinlikler diye devam edeceğiz. Evet şu şekilde kelimeleri önce vereyim gençler. Evet. Şimdi mesela hemen sıralamayı önce verelim hepsini şu şekilde. Yukarıda arkadaşlar bize bazı kelimeler verilmiş. Daha öncesinde aslında çevirisini de yaptım sizin için. Şimdi en üstten mesela voleybolla başlayalım.
indoor sporlarının hepsini bulmaya çalışalım. Yani kapalı alanda yapılan sporları bulmaya çalışalım. Şu anda İsmail parmak kaldırmış. O zaman İsmail ile başlayalım. Parmak kaldıran ilk öğrenciydi şu anda. İsmail, sence voleybolu hangisine yazmamız gerekiyor? Hocam voleybolu hocam team sports'a yazabiliriz. Evet, oraya yazacağız. Güzel. Peki başka nereye yazabiliriz? Hocam bir şey söyleyeceğim hocam. Voleybol indoor sports. Evet hocam. Evet, çok güzel. Açık alan da genellikle müsabakalarda kapalı alanlarda yapıyorlar. Evet, yani kapalı alanlarda arkadaşlar. Dolayısıyla indoor spora, daha sonra team sport'a da, yani takım sporlarına da yazacağız gençler. Peki üstte arkadaşlar futbol, tenis, o şekilde gidiyor orada sıralama. Sizce indoor spor yukarıda başka var mı o birinci sırada? Bulan varsa söyleyebilir. Var öğretmenim. Buyurun. Ben mi söyleyeyim? Evet, buyurun. Tamam. Voleybol var. Tamam. Bir tane daha söyleyeyim mi? Var çünkü. Söyle, buyur. Tenis var kapalı alan olarak. Evet. Basketbol, ice skating, buz pateni, bir de roller skating olmuyor. Yok, o değil. Evet, şu şekilde ben yazayım o zaman. Ice skating söylemiştim, buz pateni, basketbol dedin. Table tenis, yine masa tenisi de kapalı alanda yapılan bir spor. Onun dışında swimming arkadaşlar, yüzme de yine kapalı alanda yapılan bir etkinlik. Bir diğeri bowling arkadaşlar, bu da bildiğimiz bowling zaten. Handball yine kapalı alanda yapılıyor. Onun dışında outdoor'a da bakalım. Şu an Ege de katıldı. Ege'yi de kabul edelim hemen de. Sayımız 18-19 olmak üzere. Güzel. Yeni katılanlar isim yazsın gençler. Buyurun. Hocam ama tenisi outdoor'a da yazamaz mıyız hocam? Yani tenis genelde kapalı alanlarda oynanır. Açık alanda oynamayız herhalde. Hocam tenis outdoor. Hangisi? Hocam masa tenisi yazmamıştır. Hayır, table tenis de masa tenisi. O kapalı alanda olur %100. Senin söylediğin normal tenisi, onu dışarıya alacağız zaten. Şu anda yazmaya başlayacağım voleyboldan sonra. Hocam yani, futbol da içeri sporlar oluyor. Evet, yazacağız arkadaşlar. Outdoor'dan devam ediyorum o zaman. Futbolu da yazdık voleybolun ardından. Evet, bu tenis arkadaşlar ama table'ı olmayan, yani masa tenisi olmayan tenis. Bu dışarıda yapılan bir etkinlik. Bir diğeri basketbol. Yine outdoor arkadaşlar, dışarıda yapılan bir spor türü ama kapalı müsabakalarda, İsmail'in söylediği gibi kapalı alanlarda oynanıyor arkadaşlar. İki tarafa da yine yazabiliriz bunu. Roller skating var arkadaşlar, patenle kaymak. Cycling, bunu da söylemiştik, bisiklet arkadaşlar, yani ride a bike'la aynı anlama hiking geliyor. Bu da outdoor arkadaşlar, yine aynı şekilde. Evet, çok güzel. Hiking, bu da dağ yürüyüşü, bir de trekking de vardı aslında, doğa yürüyüşü arkadaşlar. Wrestling ise güreşti. Bu da dışarıda yapılan bir spor. Ama müsabakalara baktığınız zaman nerede yapmış oluruz genelde? Yani mesela bir dünya şampiyonasına falan katılıyorsak dışarıda, yaylalarda falan yapmıyoruz arkadaşlar maalesef, Türkiye'de olduğu gibi. Kapalı bu ise olarak kapalı alanlarda devam ediyor. Trekking'i de hiking'den sonra aslında söylemiştim arkadaşlar. Yine dağ yürüyüşü ve doğa yürüyüşleri de outdoor spor olarak geçecek. Climbing, tırmanma arkadaşlar. Bu da dışarıda. Skateboarding, burada ise kaykay gençler. Bu da dışarıda olacak. Swimming, yüzme olayı da dışarıda. Ama normalde mesela belli yerler vardır, gidersiniz ama kapalı alanda da yapabilirsiniz bu sporu da. Yani iki tarafa da yazabilirsiniz swimming'i. Skiing var, running var. Yani koşmak ve kayak yapma anlamlarında yine gençler. Bunları da outdoor'a yazdık. Beyzbol aynı şekilde, yine handball'la birlikte ve jogging, hafif tempoda koşu arkadaşlar. Bunu running'le karıştırmayın. Hafif tempoda koşu yapılan bir spor. Bu da outdoor, yani dışarıda yapılan sporlara örnek verilebilir. Şimdi geçtik takım sporlarına. Aslında arkadaşlarımız bahsetmişti bize burada da. Bunlardan bir tanesi voleybol. Bir diğer arkadaşlar futbol. Yani tek başına oynayamadığımız etkinlikler bunlarda, sporlar. Basketbol arkadaşlar, bowling aynı şekilde, beyzbol, handball, başka mesela sıralayacak olursak sağ tarafa geçtik. Individual, yani bireysel sporlardaysa arkadaşlar, ice skating, buz pateni, roller skating, patenle kaymak, cycling arkadaşlar, bisiklete binmek, bisiklet sürmek, hiking yine doğa yürüyüşü,
Wrestling, baktığımız zaman arkadaşlar güreş, table tenis, masa tenisi arkadaşlar. Yani buradakiler tek başımıza yaptığımız sporların hepsi. Trekking yine dağ ve doğa yürüyüşü, ikisini de söyledik zaten. Climbing arkadaşlar tırmanmak. Skateboarding, kaymak gençler. Swimming, yüzmek. Bowling, bildiğimiz bowling yine aynı şekilde. Skiing ise kayak yapma şeklinde. Running, koşma arkadaşlar. Jogging de hafif tempoda koşu. Yani tam running anlamında değil aslında. Bunlar da bireysel sporlarımız gençler. Şimdi Section 3 dediğimiz, yani 3. bölümde ise spor malzemelerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Mesela bu sporları yaparken nelere ihtiyacımız var, bunlardan bahsedeceğiz. Hemen önce şöyle size yukarıda ben kelimeleri bir vereyim arkadaşlar. Burada mesela birincisine gençler, ben şöyle de çizeyim, ben bir diyeyim şuna mesela, şu iki olsun, bu şekilde gidelim. Bire mesela hangisini yazarsınız yukarıdan arkadaşlar? Hemen söz hakkı da verebiliriz parmak kaldıranlara. Şu ana kadar parmak kaldıran yok bu arada. Hocam var, söyleyebilir miyim? Evet hocam, biz kaldırıyoruz. Bizden seçiyoruz. Evet buyurun. Tamam buyurun. Ben de kaldırdım hocam. Peki ben şuraya hangisini yazacağız arkadaşlar? Teenagers. Teenagers mi, trainers? Şu olsun o zaman. Trainers. Yok, trainers. Tamam, spor ayakkabı. Şunu yazdım arkadaşlar. Böyle getirdim. Hatta şununla da çizmiş olalım. Evet. Peki iki numaraya kim söylemek ister? Net. Evet, net yani file arkadaşlar. A anlamı da var. Ama burada gördüğümüz kadarıyla file zaten. Peki bir diğeri üç arkadaşlar. Raket. Çok güzel, harika. Peki dördüncü resme ne dersiniz? Helmut hocam. Helmut yani kask arkadaşlar. Bir sonraki. Roller skate. Çok güzel. Roller skate. Vermişler. Peki en sağdaki arkadaşlar. Swimsuit. Evet, mayo, bikini, ikisi olur arkadaşlar. Peki şurada ok var gençler. Evet. Şu kısım. Arrow. Ok demek gençler. Çok güzel. Peki sırt çantasını bilen var mı? Backpack. Evet, harikasınız. Yani backpack arkadaşlar. Sırt çantası. Koruyucu gözlüğü bilen var mı? Goggles. Evet, Goggles arkadaşlar. Harika. Peki bir diğeri. Snowboard. Snowboard arkadaşlar. Yani burada da kar kayağı şeklinde. Sonuçta kayak aslında. Aslında yine de doğruyu buldunuz diye sayalım. Peki bir diğeri beyaz bir elbise var orada. White suit. Çok güzel. Peki koruyucu dizgiyi bilen var mı gençler en sağda? Helmet. Yazdık ama o kasktı. Nipet. Çok güzel. Nipet. Evet, peki en altta sarı kırmızıdan devam edelim. Skateboard. Evet, skateboard arkadaşlar. Çok güzel. Kaykay var orada. Peki burada ise baston diyeceğim ben. Walking stick. Evet, çok güzel cevap geldi. Walking stick arkadaşlar. Baston anlamında. Peki bir diğeri. Ball. Evet, çeşitli sporlara göre orada işte tenis, voleybol, basketbol, futbol şeklinde toplar var arkadaşlar. Doğru. Bir sonraki. Belt. Evet, belt, kemer arkadaşlar. Peki yay bilen var mı? Yay, bir sonraki resim. Bow. Evet, bow arkadaşlar, bir anlamı daha var. Onu da burada söylemiş olalım en azından. Baş eğmek ve selamlama anlamlarına da geliyor arkadaşlar. Yani başla selamlama anlamına da geliyor ama bizim ünitemizde ikisi de karşımıza çıkarsa en azından söylemiş olalım. En sonunda üniform. Onu da yazdık arkadaşlar. Peki burada eşleştirme yaptıracağım arkadaşlar. Söz hakkı vererek yapalım burayı. 9 tane arkadaşımıza söz hakkı verelim. Yanlış olanlarda ise diğer arkadaşlara da söz hakkı vererek geçelim. Şu anda baktığım kadarıyla Ebru mesela parmak kaldırmış. Sonra Elanur, Hatice şeklinde devam edelim. Ebru şu an bizi duyabiliyor musun? Evet hocam. Peki birincisini yapabilir misin mesela? Şurada bir numarayı ben şöyle çizeyim mesela. Bize bazı ekipmanlardan bahsetmiş. Yukarıdan bir tane spor seçmemiz lazım. Hocam topa ihtiyacımızın olduğunu ve neydi hocam? O da file. File.
fileyle oynandığını ve topa gerektiğini hocam çıktı sonucu zaten. Tenis ve table tenis. Yani tenis mi? Voleybol olmaz mı? Yanlış hocam. Ben voleybol hocam, diyorum. Voleybol. Evet, yani burada baktığınız zaman voleybol da oluyor arkadaşlar. Peki ikiye de bakalım. Yani diğer söylediklerinde doğru aslında. Sıkıntı yok. Peki kime geçmiştik? Bakalım arkadaşlarımızdan. Elanur burada mı şu anda? Ben buradayım öğretmenim. Tamam, Elanur'a da söz hakkı verelim. Elanur, iki numarayı yapabilecek miyiz? Tamam, yapıyorum. You should take goggles and a swimsuit. Diyor ki gözlük ve mayoya ihtiyaç var diyor. Bu da yüzme olacak, yani swimming. Evet, yani koruyucu gözlüğe falan ihtiyacımızın olduğunu söylüyor. Doğru, swimming olacaktı arkadaşlar. Peki hemen Hatice'ye geçelim. Söz vermiştik. Hatice de parmak kaldırmıştı. Hatice, sesimizi duyabiliyorsan 3 numarayı yapabilecek miyiz? Evet hocam, duyuyorum. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor şu anda. You should wear a special white suit and a belt to do this sport, karate. Evet, çok güzel. Orada beyaz bir özel elbiseye ihtiyacımızın olduğunu söylemiş. Hatta başka arkadaşlar belt, kemere de ihtiyaç duyuyorsak o zaman bu spor karate olacaktı. Hemen yeni bir arkadaş daha seçelim. Bakalım başka parmak kaldıran İsmail var şu anda. Hemen Hatice'den sonra. Sonra da farklı arkadaşlara da yönelelim. İsmail, sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Peki 4 numarayı yapabilir miyiz? Karate'den sonra sıra 4'e geldi. Yapabilirim hocam. Tamam, takıldığın bir şey varsa yardımcı olurum. Sorabilirsin bilmediğin bir kelime falan varsa. Yok hocam. Hocam birinci cümlede bizden kask ve koruyucu dizlik lazım olduğunu söylüyor. İkinci cümleye geçince de hocam ya kaykay lazımmış ya da paten lazım. Paten işte hocam. Paten lazım olduğunu söylüyor. Ya da kaykay lazım olduğunu söylüyor. Skateboarding hocam. Evet, burada ikisini de söyleyebilirsin. Roller skating de olur. Senin söylediğin skateboarding de olabilir. Yani patenle kaymak veya kaykay, ikisi de olur. Doğru. Peki hemen yeni bir parmak geldi. Bakalım kim parmak kaldırmış. Hemen arkadaşlarımıza söz hakkı verelim. Evet, şu an Ceren var, sonra Berat var. Peki Ceren, sesim geliyor mu şu anda? Geliyor hocam. Peki 5 numarada takıldığın bir kelime varsa sorabilirsin bu arada. Yok hocam. You need an arrow and bow. And a bow. Hocam yaya ve oka ihtiyacımız var diye söylüyor. Bu da archery, okçuna giriyor. Evet, çok güzel. Harika ifade ettin. Yani orada yay ve oka ihtiyacımız varsa arkadaşlar, okçuluk, archery arkadaşımızın söylediği doğru. Peki Berat'a da söz hakkı verelim. Berat, sesimiz geliyor mu şu anda sana? Geliyor hocam. Peki 6 numarada bilmediğin bir kelime varsa sorabilirsin bana. Yardımcı olabilirim. Hocam sadece baş başlığı bilmiyorum. O sırt çantası. Backpack, sırt çantası. You need a backpack, walking stick and trains for them. Hocam bu doğa yürüyüş, yani yürüyüş şey yapacakmış. Evet, çok onun güzel. Buradan climbing olacak hocam. Tırmanmak mı? Hocam bir dakika daha iyi bakıyorum. Aslında güzel açıkladın. Şöyle yansıtayım bak ben sana. Yürüyüşlerden bahsettin. Ya doğa yürüyüşüdür, yani trekkingdir, ya da hiking, dağ yürüyüşüdür. İkisinden bir tanesidir. Burada hem sırt çantasına ihtiyacı var, hem spor ayakkabıya, hem de bastona da ihtiyacı varmış. Dolayısıyla ikisi de olur yani. Takıldığın başka bir şey varsa sorabilirsin bu arada. Peki yeni arkadaşlara da geçelim. Şu an Berat sesi kapattı herhalde. Hemen bakalım, hiç katılmayanlar da var burada. Evet, mesela Selay bizi duyuyor mu şu anda? Selay'a bağlanmaya çalışalım. Diğer arkadaşlarımıza da en azından seslerini duyalım istiyorum. Selay, sesimiz geliyor mu? Evet, Selay şu an duymuyor herhalde. Peki Elanur'a başa dönüyorum o zaman. Ebru ve Elanur'la devam edelim. Sonra İsmail ve Hatice şeklinde devam edeceğim yine. Elanur, sesimiz geliyor mu şu anda? Evet, Ömer vardı. Hocam Ömer vardı ama. Parmak kaldıran görmüyorum ki şu anda. Ömer şu an kaldırmış. Evet, doğru, Ceren'den sonra. Peki Ömer, sesim geliyor mu peki? Hocam.
Hocam sesim geliyor mu? Evet, şu an duyuyorum Ömer. You need a racket and a ball. Hocam diyor ki raket ve toptan oynanır diyor. Evet. Hocam o zaman bu tenis hocam. Açık yerde oynanıyor hocam. Evet, yani tenisin ikisi de olur. Normal tenis veya senin söylediğin gibi açık, yani outdoor sports veya table tenis, indoor sports olanı da olur. Çünkü yine rakete ve bir topa ihtiyacımız burada var yani duruma göre. Dolayısıyla hem tenis hem table tenis ikisi de olur. Söylediğin doğruydu. Peki başka bakalım, parmak kaldıran var mı? Yoksa başa döneceğiz arkadaşlar. Peki şu anda diğer arkadaşlarımızdan hiç ses gelmiyor bu arada. O zaman başa döndüm. Elanur, sesim geliyor mu şu anda? Evet öğretmenim, geliyor. Yapayım mı? Evet, 8 numarada takıldığın bir şey varsa sor bana. Bilmediğin bir şey varsa. Bot'ta takıldım. Bot ikisi de anlamına geliyor. Yani hem indoor'muş hem de outdoor'muş bu. Tamam. You play them as a team. Diyor ki burada takım sporuymuş. You need a ball. Topa ihtiyaç varmış. They are both indoor and outdoor sport. Hem kapalı alanlarda hem de açık alanlarda oynanabiliyormuş. Bu da basketbol olacak. Evet, basketbol olur. Hatta futbolu falan da sayabilirsiniz arkadaşlar. Yani futbolu soccer diye de yazabiliriz. İkisi de olur. Hem içeride oynanacakmış hem de dışarıda oynanacakmış. Dolayısıyla ikisini de sayabiliriz arkadaşlar. Peki 9'u kim yapsın? Hatice'ye geçebiliriz eğer duyuyorsa bizi. Duyuyorum hocam. Evet, 9'da bilmediğim bir şey varsa sor Hatice. Yok hocam. Tamam. You run slow while doing that sport. Also you need a pair of trainers. Çok güzel. Biraz hafif koşuyormuş. Ve evet. Spor ayakkabı ihtiyacımız varmış. Bu da jogging oluyor. Evet, çok güzel. Yani hafif tempoda koşuyorsak arkadaşlar ve bir çift spor ayakkabı trainers'a ihtiyacımız varsa jogging olacaktı. Şu ana kadar çok iyi. Evet, burada da arkadaşlar bazı sahaları göstereceğim. Bunlardan bir tanesi ring arkadaşlar. İşte dövüş sporlarının yapıldığı. Bir diğeri arena var. Arena diye de Türkçe'de geçiyor arkadaşlar. Court, saha gençler. Normalde bazen mahkeme anlamlarına da geliyor ama bizim ünitemizde saha olacak gençler. Snowy arkadaşlar, snowy surface, karlı yüzey aslında, karlı bir alan. Win a game, bir oyun kazanmak gençler. Lose a game ise tam tersine bir oyunu kaybetmek. Bir de draw var arkadaşlar, hiç kimse kazanamıyor yani beraberlik arkadaşlar. Güzel. Bu şekilde de resimleri de size yansıtayım şu anda arkadaşlar. İşte arenadan da bahsetmiştik. Kort'tan bahsettik. Yani saha gençler. Karlı bir yüzey alanı. Onun dışında işte bir oyun kazanmak. Win a game. Ya da tam tersine lose a game. Buyurun. Evet. Hocam, arenanın tam karşılığı neydi? Hangisi? Arena. Normal arena. Normal arena aslında saha, yani şu şekilde ekrana şu anda yansıttım bak. Etrafında istersen bisikletle sürebilirsin bunun. Yani genelde... Ha, anladım. Koşu şeylerini yapıldı. Yani bunu şöyle değiştirebilirsin de mesela. Bazı filmlerde mesela işte dövüş sporlarında yine şuradaki ring gibi kullananlar da var. Ama buradaki ring biraz daha farklı. İşte boks gibi mesela, işte bunu değiştirebilirsin boxingle. Ama burası biraz daha farklı. Evet, buyurun. Hocam eğer resimde, yani draw'la eşleştirirken eğer resimde bir gösterilmişse o da draw olur mu? Evet, yani o zaman beraber olur zaten. Yani hocam bazenleri ben onu eşitiyorum ama yanlış çıkıyor mu? Yani takıldığın bir şey olursa o tarz soruları bana gönderebilirsin. Birlikte bakarız, sorun olmaz. Çözeriz yani. Yalnızca. Çünkü beraberlik varsa 1-1-2-2-0-0 hiç önemli değil. Draw'dur arkadaşlar yani. Sonuçta eşitlik var. Evet, şunları tekrar anlatmış olayım bu şekilde. Buralara kadar gelmiştik. Burada mesela şurayı da söyleyeyim arkadaşlar. Burada oyunu kaybetmiş ama şurada win with grace, lose with grace. Yani burada şerefinle kaybet ve şerefinle kazan anlamında bir kelime kullanmış gençler. Draw beraberlik. Bunu az önce de hatırlatmıştım. Bu şekilde devam edelim.
Şimdi komitede diğer kelimelere de bakalım. Yani günlük yaptığımız etkinlikler var. İşte get up early falan, yani erken kalkmak. Bunları resimleştireceğim arkadaşlar. Resimlerde tek tek şimdi söyleyeceğim zaten. Get up early gençler, erken uyanmak, erken kalkmak. Bir diğer gençler have breakfast, kahvaltı yapmak gençler. Evet, çok güzel. Burada comb hair var, yani saçlarımızı taramak, saç taramak. Bir diğeri get dressed, işte okula gitmeden önce elbiselerimizi giyip hazırlanmak anlamında. Bir diğeri gençler get ready, hazırlanmak, prepared olur aslında. Come back home, eve tekrar geri gelmek, yani eve varmak arkadaşlar buradaki. Bir diğeri saat tam 12.30, yani have lunch, bu öğle yemeği gençler, have lunch öğle yemeği. Bir diğeri go shopping, alışverişe gitmek. Bir diğer arkadaşlar watch TV, yani televizyon izlemek, seyretmek, ikisini de yine söyleyebilirsiniz. Play computer games, bilgisayar oyunları oynamak arkadaşlar. Bir diğeri do homework, ödev yapmak. Feel tired, yorgun hissetmek arkadaşlar. Stay up late ise geç saatlere kadar kalmak, yani işte çalışmak olabilir, kitap okumak vesaire, geç saatlere kadar kalmak gençler. Go to bed, uyumak artık, yani uyuma vakti. Evet, bir de adverbs of frequency dediğimiz sıklık zarfları var. İşte her zaman ya da bazen, ara sıra veya asla şeklinde. Bunları da şu şekilde bahsedeyim mesela, ekrana da yansıtmış olayım. Şimdi burada gençler, her zaman yaptığınız bir şey varsa always'i kullanacağız. Yani şuradaki kırmızı arkadaşlar, ben şöyle çizmiş olayım anlatırken. Eğer ki her zaman yaptığınız rutin bir şeyden bahsediyorsanız, always'in anlamı her zaman demek. Usually ise gençler genellikle demek. Evet, bu da genellikle yaptığınız işlerde kullanacağız. Often gençler sık sık anlamı verir. İşte ne sıklıkla dişlerini fırçalarsın gibi sorularda da kullanabilirsiniz. Yani bunun anlamı sık sık gençler. Sometimes ise bazen, yani yapıyorsunuz yapmıyorsunuz. Hani %50 %50 ayırabilirsiniz bunu. Bazen yaptığınız bir şey, bazen yapmadığınız bir şey. Seldom veya rarely var arkadaşlar. Nadiren. Bu ise, evet, bu ise nadiren gençler. Yani sometimes'dan daha da az maalesef. Çok nadir. Bir de never var gençler. Asla. Burada ise asla yapmadığınız işler. Yani işte I never smoke gibi mesela. İşte ben asla sigara içmem gibi örnek verebiliriz. Bir de bu ünitede şunu çok duyacağız arkadaşlar. How often? Bunu seneye 8. sınıfta yine duyacaksınız. Onu şimdiden söyleyeyim. Hatta 2. ünitede karşımıza çıkacak yavaş yavaş. Ne sıklıkla oluyor gençler? Mesela burada soru bize şunu sormuş. How often do you have a shower? Yani ne sıklıkla duş alırsın diye bir soru yöneltmiş. Arkadaşımızın cevabı ise bakın. I always have a shower. Yani ben her zaman duş alırım diyor. Şuradaki always'i bilmemiz gerekiyor bu sıklık zarflarında gençler. Şimdi bir yoklama da alayım arkadaşlar şuradan katılımcılardan. Ondan sonra dersi sonlandırmayı düşünüyorum. Buradan da devam ederiz. Bir sonraki dersimiz ne zamansa devam etmiş olacağız. Şu anda arkadaşlar... 8. sınıfta Abolf'un bize teen life olarak mı çıkıyor? 2. ünite mi? Evet. Evet, teen life yani gençlik hayatı, gençlik yaşamı şeklinde çıkacak. Yani genelde orada da sıklık zarflarından yine bahsedeceğiz arkadaşlar. İşte birinci ünite mesela şu an personality'den, appearance'dan bahsettik 7. sınıflarda. 8'lerde sizlerde de mesela friendship'ten bahsedeceğiz. Yine arkadaşlık üzerine bahsedeceğiz. Orada da mesela işte cömerttir, şöyledir, böyledir şeklinde orada da yine benzer şeyleri duyacaksınız aslında. Ama tabii birazcık ilave olacak gençler. O da 8. sınıf olacağınız için şimdiden çok normal diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar, bir sonraki slide'da buradan devam ederiz. Hatta birkaç slide geriden de gelebiliriz isterseniz, yani tekrar amaçla. Bir sonraki derste o zaman görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum hepinize. İyi akşamlar öğretmenim. İyi akşamlar gençler. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar öğretmenim. İyi akşamlar arkadaşlar.